Yaprak güzeli yazan Ayşegül Bezekçi Gün günün ardından gelir, yarın olur, bugüne dün denir. Nice anlar saklı gün sandığında an kıymetini bilene hazinedir. Günlerden bir gün gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Saati sorsan akşam ezanı birazdan okunur derlerdi. Lakin vakit öğle sıralarıydı. Küçük bir çocuk okulundan dönüyordu ağır adımlarla. Güzel yüzü hüzünlüydü. Derken birden durup yere eğildi. Güzel yaprakları olan incecik bir dal görmüştü yerde. Solmak üzereydi yaprakları. Ne güzel yaprakların var böyle. Sen de mi düştün yere?" dedi dalı incelerken. Dalı eline aldı ve evine doğru yürümeye devam etti. Evine gelince ilk iş o dalı suya koydu. Annesi Seda Hanım tatlı tatlı seslendi yavrusuna. "Melih Selim, güzel kuzum, ne güzel yapraklar bunlar. Ama canlanır mı dersin?" ne kadar solgun duruyorlar. Melih yine hüzünle dolundan kopmuş bir kere elbet olacak ama en azından birkaç gün seyretmek istiyorum dedi. O gün okulda Melih Selim'in ayağa takılıp yere düşmüştü. Ama düşünce kimse onu yerden kaldırmadığı gibi bir de gülenler olmuştu. Melih Selim bu duruma çok üzülmüştü. Düştüğü, canı yandığı için değildi üzüntüsü. Babası Muzaffer Bey ve annesi Seda Hanım her zaman ona güzel şeyler öğretmişlerdi. Düşenlerin elinden tutup kaldırmayı, güçlü olduğu an güçsüz durumda olanlara destek olmayı kimseyi küçük görmeyip alayı etmemeyi. Melih Selim, bu öğrendiklerini hep uygulayan iyi kalpli bir çocuktu. Şimdi arkadaşlarının güzel olmayan davranışlarıyla kalbi çok kırılmıştı. O dalı da o düşünceyle elini almıştı. Benim gibi yere mi düştün?" dediği o güzel dalı yerden kaldırıp suya koymakla kendini mutlu hissetmişti. Gün geçtikçe bu dalın yavaş yavaş solup çürümesi lazımdı ama dal gittikçe canlanıyor, güzelleşiyordu. Yanlarında yeni küçük yapraklar çıkmaya ve dal kök salmaya başlıyordu. Melih Selim hayretle küçük dalına bakıyor, onu böyle gördükçe mutluluktan havalara uçuyordu. İyice kök salınca dalı bir saksıya dik tanesiyle. Zamanla sevgi ve ilgi içindeki bu dal parçası kocaman bir saksı çiçeği oldu. Rabbimizin mükemmel sanatının ufak bir örneğiydi. Bu saksı çiçeğinin adı yaprak güzeliydi. Her neresinden koparılsa su da hemen köklenirdi. Bir akşam Melih babasıyla otururken çiçeğini işaret edip dedi ki Babacığım, çiçeğimi hayretle izledim hep. Onu bulduğum gün düşmüştüm. Kendimi güçsüz ve aciz hissetmiştim. Bu çiçek de öyleydi. Aciz bir halde solup gitmek üzereydi. Ama kendini bırakmadı. Gittikçe güçlendi ve şimdi kocaman güzel bir çiçek oldu.'' Muzaffer Bey gülümsedi. Senin merhametle el uzatıp o çiçeği yerden aldığın gibi Rabbimiz de biz Müslümanlar için çok merhametlidir. Bir sıkıntı ile karşılaştığımızda unutmamalıyız ki Rabbimiz bizi o sıkıntıdan kurtaracaktır. Biz de o dalın kök saldığı, güzel çiçeklerini açtığı gibi her zaman Rabbimize bağlı olmalı ve güzel ahlak çiçeklerimizi açmalıyız. Seda Hanım da baba oğlun muhabbetini dinliyordu. Dedi ki, bu çiçek bana da Müslümanların güçlü durması gerektiğini hatırlatıyor. Koparılıp ayakla ezilebilecek bir yere atıldı. Susuz, topraksız, solup gidebilirdi. Ama son anına kadar direndi o. Bir su bulduğu gibi de hemen toparlanmaya çalıştı. Koparıldım bir kere diye üzüntüyle solmadı. Kendisi kök saldı. Yeni bir kök, yeni bir can oldu. Ailece uzun uzun sohbet ettiler. Melih de yüzünde güller açarak dinledi anne babasını. Sözümüz bir dörtlükle başladı, bir dörtlükle bitirelim. İnsanlar düşe kalka yol alır. Sanmayın el uzatmakla bel kırılır. Düşen doğrulur da dik bir duruşla güç ancak hakka tutunmakla kazanılır.